Zülkifli Sot adlı faşist kahrolsun komünistler diye bağırarak önce öğrencilerin üzerine bomba attı. Patlayan bombanın ardından yaylım ateşi ve ölüm çığlıkları yükselmeye başladı. Ortalık durulduğunda 41 öğrenci yerde kıvranıyordu. Bunlardan Hatice Özen, Baki Ekiz, A. Turan Ören, Abdullah Şimşek, Hamit Akıl olay yerinde, Cemil Sönmez ve Murat Kurt kaldırıldığı hastanede öleceklerdi. Bomba atılacağı biliniyordu. Saldırının olacağını bildikleri halde hiçbir güvenlik tedbiri almadıkları gibi gerçekleşmesini kolaylaştıran güvenlik kuvveti amirleri, saldırganların yakalanmasını engelleyenler, saldırıyı gerçekleştirenler ve türlü kirli bağlantı bir açığa çıkarıp mahkemeye çağrıldılar. Ancak önemli bir kısmı mahkemeye gelmedi. Ayrıca mahkeme bu konuda caydırıcı da davranmadı. Faşiste! Faşist çetelerle karşı karşıya geliyordu. Öğrenci gençlik hareketini pasifize etmek amacıyla okullara yönelen devlet destekli faşistler İstanbul Üniversitesi'ne özellikle saldırıyorlardı. İstanbul Üniversitesi'nde devrimci, demokrat, yurtsever ve sosyalist öğrencilerin kampüse toplu girişleri engellenmek isteniyordu. Kapıdan çıkan devrimci öğrencilerin üzerine bomba atıldı ve kurşunlar yağdırıldı. Saldırı esnasında Beyazıt Meydanı komünistlere mezar olacak sloganları atıldı. Hukuk ve iktisat fakültelerinde okuyan 7 devrimci öğrenci: Hatice Özen, Cemil Sönmez, Baki Ekiz, Turan Ören, Abdullah Şimşek, Hamit Akıl ve Murat Kurt yaşamını yitirdi. Pek çok öğrenci yaralandı. Gerçekleşen saldırının öncesinde emniyete bilgi notu gönderildiği sonradan ortaya çıktı. Atılan bombanın askeri birlikten alınan NATO yapımı mühimmat olduğu ve Abdullah Çatlı tarafından alındığı da sonradan yapılan itiraflarda ortaya çıktı. Yıllar içerisinde pek çok suç duyurusu yapılmış olmasına rağmen dava için zaman aşımı kararı alındı ve dosya kapatıldı. Üzerinden ne kadar yıl geçmiş olursa olsun, Beyazıt'ta ayak izi bulunan tüm devrimci, sosyalist ve yurtsever öğrencilerin anılarını da, miraslarını da yaşatacağız. Bu üniversitenin tarihi ve hafızası devrimcilerle yaşar, devrimcilerle sürer. 1978'de bugün de diz çökmedik, geri adım atmadık. Üniversitelerde tarihimizi yaşatacak Beyazıt'tan Cebeci'ye, ODTÜ'den Mimar Sinan'a, Boğaziçi'nden İTÜ'ye mücadeleyi daha da yükseltmeye devam edeceğiz. Katledilen devrimci öğrencilerin hesabını yarım bırakmayacağız. Beyazıt ve Halepçe katliamlarının failleri, yüz binlerin ömeğini sömürenler, halkı rant uğruna enkaza dönecek evlerde yaşamaya mahkum edenler, gençlerin geçim sıkıntısı ve geleceksizlik yüzünden yaşamına son vermesine sebep olanlar, öğrencilere devlet yurdunda ihmal ve denetimsizlik sonucu ölmeyi reva görenler, her gün en az 3 kadın katledilirken cezasızlık politikalarıyla katilleri aklayanlar, LGBT artılara yönelik şiddet ve ayrımcılığı körükleyenler, emeğiyle geçinmek zorunda olanları açlık ve borç sarmalı içerisinde sıkıştıranlar, milyonlar açlık sınırı altında yaşamaya çalışırken patronların milyarlık borçlarını silenler, Kürt halkını katledenler, Filistin halkı için sözde gözyaşı dökerken İsrail'in dostu olanlar, İlişte maden işçilerini toprak altında ölüme terk edenlerdir. Bu düzen bizlere kan, gözyaşı ve ölüm dışında hiçbir şey vaat etmiyor. Açlığa, yoksulluğa, emperyalist savaşların sonucu ölüme mahkum olmadığımız bir düzeni bizler kuracağız. Dalga dalga aydınlık, dalga dalga aydınlık oldular. Yürüdüler karanlığın, karanlığın üstüne. Meydanları zapt ettiler, meydanları zapt ettiler yine. Beyazıt'ta şehit düşen, silkinip kalktı kabrinden. Beyinde bir güneş gibi taşıyıp yarasını yedi.